حي على الفلاح. Değerli kardeşlerim, gündemi değerlendirme adına gerek tarikat gibi sapık fırkalardan, gerek tağutların mabetlerini yüceltmek için çalışan münadiler tarafından üzerimize yoğun bir baskı ve zulüm hareketiyle karşı karşıyayız. Bizler Allah Sübhanehu ve Teala'nın kelimesini yüceltmek için çıktığımız bu yolda salat ve selam onun üzerine olsun azameti seçmeyi seçkin insan Muhammed Aleyhisselam'dan öğrendik. Şirkin yaygınlığı kelimelerle ifade edilemez. Ancak Allah Sübhanehu ve Teala'nın ayetlerde bildirdiği lafızlarla izah edilebilir. Rüzgarın savurup havada parçaladığı insanlar, çığlıklar, cinayetler, tecavüzler, razı edilesi birçok efendi arasında bitmiş tükenmiş insanlar, kendi için yaşayan yığınlar, hiçbir ideolojiye sahip olmayan hayvan misali, bilakis daha aşağı canlılar, hayatı yatak, hela ve sofra arasında geçen yığınlar, hevasını ilah edinmiş ve sapkınlığından haberi olmayan, önüne konan geçici zevklerle mutlu olduğunu zanneden maskeliler. Allah Subhanehu ve Teala Furkan Suresi 44. ayette şöyle buyuruyor: "Yoksa sen onların çoğunun dinleyeceklerini veya düşündüklerini mi sanırsın? Onlar ancak hayvanlar gibidirler. Hatta onlar daha sapıktırlar." Bizler bu toplumun düşmüş olduğu bu zulüm ve şirk çukurundan bu toplumu, bu toprakların bir gerçeği, bu toplumun evlatları olarak çıkarmak istiyoruz. Menhecimiz, şirin görünmek için İslam'ı onlara asla olduğundan başka türlü göstermeyeceğiz. Sistemin alışa geldiği sapık kanunlarını ve düşüncelerini pohpohlamayacağız. Topluma ve bu şirk batağına düşenlere açık sözlü olacak ve şöyle diyeceğiz: Allah Sübhanehu ve Teala sizi temizlemek için bir fırsat verdi. Yaşadığınız hayat bayağıdır. Allah Sübhanehu ve Teala sizi yüceltmek istiyor. Toplum olarak diken üstündesiniz. Tağutlara kulluk yapıldığı için Allah Azze ve Celle'nin azabının bir tecellisi olan bu çöküntüden, kula kulluktan kurtulup yaratıcı olan Allah Azze ve Celle'yi birlemeye davet ediyoruz. Allah Azze ve Celle Araf Suresi 54'te, "Yaratmakta, emretmekte yalnız Allah'a aittir." buyuruyor. Müslüman kimliğini taşıyıp veraset, yani atalar dini yoluyla devraldığı dinine tahkiki bir imanla yeniden bağlanmasına vesile olacak öncü bir nesle olan ihtiyaç bugün artık kendini izhar etmiştir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: "Müşrikler istemeseler de dinini bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayet ve hak ile gönderen O'dur." Saf Suresi 9. Onun için diyoruz ki tevhid esas itibariyle bir izzet ve üstünlük akidesidir. Yeryüzünün doğusundan batısına, tüm insanlığın krizlerine, kaoslarına, dertlerine çözüm üretme ve bunlar üzerinde çalışma bilincidir. Velhasılı, ayet-i kerimede Allah Sübhanehu ve Teala şöyle buyuruyor: "Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırır ve Allah'a inanırsınız." Ali İmran 110. Ey kardeşim, her yeni gün yeni bir ticaret demektir. Sabah uyanırsın ve alışverişin başlar. Öyle diyor Allah'ın Resulü. Her insan sabah yola koyulur, çabalar, nefsini satışa sunar. Ya onu itaatle ateşten kurtarır ya da masiyetler onu helak eder. Müslim. Başka bir ayette, insanlardan öylesi vardır ki Allah'ın rızasını elde etmek için nefsini Allah'a satar. Bakara 207. Zarar etmiş olarak günü tamamlarsan üzülmen fıtridir. Ama Allah'ın rahmetinden ümit kesme. Evet, sakın kafirler gibi ümitsizliğe kapılıp olmuyor, yapamıyorum deme. Tevbeyle durulan, yeni güne dair salih bir niyetle adım at. Rabbinden yardım iste ve elinden gelenin en güzelini ortaya koy. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.
Hayye alassalâh. Hayye alalfelâh. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah.